Ne kadar çok konuşursa insan o kadar risk altında. İnsanı balığa benzetmişler. E neresi benziyor dediklerinde insan da balık gibidir ağzını açmadıkça oltaya takılmaz. <laughs> i̇nsan konuştuğu kadar risk altındadır. Söz ağzından çıkana kadar senin. İdaresen de ama çıktıktan sonra sen onun emrindesin. Geri alamazsın. Yayından çıkan ok, ağızdan çıkan kelam geri dönmez. O halde çıkarmadan önce iyi düşünmek lazım. Hocam merhabalar. Az konuşmanın hem toplum hem de dinimizdeki önemiyle ilgili neler söylersiniz? İkisi aynı şey zaten. Yani dinimizin bize gösterdiği bir işaret, bir tavsiye, bir emir. Bizim hem fert hem sosyal hayatımızı düzenleyen kurallardır. Uyulduğu zaman insan tek başınayken de, aile içindeyken de, toplum içindeyken de rahat eder. Kim ki dini İslam ile amil olur, her dem şaduman olur der eskiler. Az konuşma bu hususta en önemli tavsiyelerden biri olarak geçer her zaman. Yenilerin kişisel gelişim dedikleri ahlaki terbiye usulünde mutlaka şu hususa işaret edilir. Kılleti kelam, kılleti menam, kılleti taam. Osmanlıca söyleyişler. Yani az konuşmak, az uyumak, az yemek. Hayatın sırrı, başarının sırrı. Çok laf Yalansız çok mal haramsız olmaz derler ya. Ne kadar çok konuşursa insan o kadar risk altında. İnsanı balığa benzetmişler. Neresi benziyor dediklerinde insan da balık gibidir ağzını açmadıkça oltaya takılmaz. <laughs> i̇nsan konuştuğu kadar risk altındadır. Söz ağzından çıkana kadar senin. İdaresen de ama çıktıktan sonra sen onun emrindesin. Geri alamazsın. Yayından çıkan ok ve ağızdan çıkan kelam geri dönmez. O halde çıkarmadan önce iyi düşünmek lazım. Hayli eski bir şairin 16. yüzyıldan bu husustaki işareti şu. Ögin ardın gözet fikri dakik et onda bir söyle. Ögitme ağzına her ne gelirse asiya basa. Önün ardın gözet fikri dakik et onda bir söyle. Ögütme ağzına her ne gelirse asiya basa. Asiya basa değirmen gibi demek. Önünü ardını gözet. İnce ince fikret. iyi düşün. Onda bir söyle. Ağzına her geleni öğüten değirmen gibi olma. Diyor. Öğütme ağzına her ne gelirse asiya basa. Geçen de bir söz duymuştum. Diyor ki başımıza gelen sıkıntıların yarısı yediğimizden, yarısı dediğimizden. <laughs> evet, yarısı yediğimizdendir yarısı dediğimizdendir. Söz doğru bile olsa çok söylenmesi sıkıntı verir. Fazla mal göz çıkarmaz ama fazla söz can bile çıkarır. Mutlaka dikkat edilmesi gereken bir şey. Yey tutarsa ger bil bilser dahi tutar karar. Ne gelirse ne kübet her kişiye dilden durur. Sultan 3. Murad'ın bir beyti bu. Sözüne dikkat et diyor. Kişinin başına ne gelirse iyi veya kötü dilinden gelir diyor. Dile dikkat et diyor. Bu tabii hem doğru söylemek, kırıcı konuşmamak, yumuşak söylemek gereğine işaret ettiği gibi çok konuşmama gereğine de işaret ediyor. Söz arttıkça risk artar. İnsanın başı beladan kurtulmaz. Allah kulağı iki yaratmış, ağzı bir. Demek ki en azından iki dinle bir söyle. İki dinle bir söyle en azından. Biraz önce başta okuduğum ve izah etmediğim beyitteyse, ise Ögün ardın gözet fikri dakiket onda bir söyle derken öğütme ağzına her ne gelirse asya basa klasik bir örnek vardır efendim. Hani meraklıları bilirler. Ney üflenir yani. Neye çalındı denmezmiş. Üflenirmiş ney. O yüzden Mevlevi Hanede Neş'et Efendi, Şeyh Galip'in şiirdeki üstadı, mücevherler içinde teşhir edilen bir neyi görünce, çalınacak ney budur demiş. Yani neyi çalındı denmesini pek uygun görmezler. Öyle bir gelenek var yani. Ney üfleyenler ve konuyla ilgili olanlar bilirler. Yedi delik vardır neyde. Üst kısımda sahilin parmaklarıyla yönetilen, Alttakiler de sol elin iki parmağıyla yönetilir. Toplam altı delik var. Altta ise bir tane delik var. O tek deliği baş parmağıyla kapatır neyzen. O genellikle kapalı durur. Diğerleri üzerinde gider gelir filan icra ederken. Fakat o alttaki deliği vakti gelir de açarsa dem çekmeye başlar. Yakıcı olur yani. Yakar. Buradaki mesaj ise şudur. Bu yedi delik insan kafasındaki yedi deliği temsil eder. İki göz, iki kulak, iki burun deliği altı. Ağız bir yedi. Yani diyor ki ney ve ne iyi gözle, iyi kokla, iyi dinle Onda bir söyle tam söyle. Sözü özlü söylemek. Zamanımızda çok yaygın olan sesi yükseltmekten vazgeçip sözü yükseltmeye bakmalı. <laughs> Hazreti Ebubekir'e güzel konuşmanın sırrı soruldu. Lüzumsuz sözü terk etmektir buyurdular. Lüzumsuz sözü terk eden güzel konuşur. İşte biz de medeniyetimizde, kültürümüzde en önemli hususlardan biri bu bakın üç tavsiyeden biri üzerindeyiz. Az konuşmak. Halbuki az uyumak ve az yemek de benzer şekilde insanın yükünü hafifleten, hesabını kolaylaştıran, susarken gereksiz konuşmaları bir tarafa bırakıp susarken insan zikirle, fikirle meşgul olur. Kafası daha iyi çalışır. Anlayışı keskinleşir. Muhatabı dinlerken suskun kalmak, adam gibi sükut ederek dinlemek anlayış kabiliyetini artırır. Modern çağ çok gürültülü, siz de biliyorsunuz. Herkes konuşuyor. Herkes konuşuyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. <laughs> Bazı yerlerde rastlıyorum. Böyle dört beş kişi var bir arada. Hepsi birden konuşuyor. Çok da belli ki kimsenin kimseyi dinlediği yok dinlemek tavsiye ediliyor bişnevin ne şun hikayet mikunat az ha şikayet mikunat mesnevi öyle başlamış hazretim Mevla'na. dinle diye başlamış işit diye başlamış konuş dememiş yaz dememiş dinle demiş şeyhine soruyor mürit. efendim ne yapayım diyor Yani ne yapayım demesi dünya ahiret işlerini tanzim etmek için toplum içinde başarılı olmak için güzel yaşamak huzurlu olmak için yaşam koçu desek yeri vardır yani o ilişki biçimi bu Şeyh mürit. Şeyh ne iş yapar? Sana ne yapar şeyh? Sen müritsen. Sana yaşam koçluğu yapar. Sana anlamı tattırır. Görmediğini gösterir. Oturup kalkmaktan tut, yiyip içmekten geç, yatıp kalkmak, uyumak, kalkmak, her şey dahil. Evlenmek, çocuklarla ilişkiler, her türlü. Bütün hayatın bütün safhalarını düzeltir, terbiye eder. Müslümanlık ince insanlıktır. Tasavvuf, ince Müslümanlıktır. Yani klasik bir mobilya haline gelir, kütük olarak gelen. Maksat odur yani, her açıdan onu eğitir. Şimdi böyle bir ilişkinin içerisinde diyor ki, ne yapayım hocam, şeyhim, tavsiye buyurun. Aç kapa, evlat demiş. Efendim anlayamadım demiş. Aç kapa. Yavrum kapalı olanı aç, açık olanı kapa efendim çok affedersiniz ama yine anlayamadım deyince yavrum senin neyin kapalı? Kese. Kasa. Cep yani. Akrep var. Elin girmiyor ya. Onu aç. Çömert ol. Dağıt. Dağıt. Peki neyin açık? Ağzın. Onu da kapa. <laughs> açık olanı kapa. Kapalı olanı aç. Saadet buradadır demiş. Aç, kapa. Hepimiz kendimizi bu noktadan kontrol edebiliriz. Konuştuktan sonra değil de konuşmadan önce düşünmektir hüner. Ya ben bunu desem mi demesem mi? Bir faydası var mı? Fayda var gibi de zarar da var mı acaba? Sözde en önemli husus, konuşmada, hitabette en önemli husus, fayda sonra gelir. Evvela zarar olmamasına dikkat ve riayet. En önemli kısım o. Çünkü insan kulağından zehirlenir sözde zarar ihtimali, afet, dilin afetleri diye yazar eski kitaplarda biliyor musunuz? Dilin afetleri. Afet diyor ya. E tabi kendi kalbini karartır, meşguliyetini arttırır. Lüzumsuz sözler gelir gider. insanın zihni ve kalbi darmadağın olur. Hiçbir şeye faydası yok. O yüzden az konuşmak hep tavsiye edilmiş. Az konuşmanın faziletine dair bir radyo programı yapmıştım da seneler önce. 98 yılları. 1998, 99 yılları. 1998-99 yani geçen yüzyıl. 3 saat süren bir canlı programdı. Programın son 15 dakikasında canlı bağlanan bir dinleyicimiz muhteşem bir espri yapmıştı Hayati Bey. Az konuşmanın faziletini anlattın ama maşallah 3 saattir de konuşuyorsun. <laughs> ben de orada şair Naili'nin beytine sığınmıştım. Ey Naili hamuşi mahzı hikemdir ama Eşarı böyle söyler üstad söyleyince demiş şair Naili. Ne demiş yani? Süküt fazilettir ben de biliyorum ama söyleyince de böyle söylüyoruz yani siz de takdir edin diyor. Bu tabi <laughs> az söyle de faydalı güzel söyle hikmetli söyle demektir. Hadis-i şeriftir. Kulil hayr ve illa feskut. Meal şu ve hayır söyle yasus. Tavsiye bu. Yani başım selamette olsun, başım ağrımasın diyorsan her zaman az konuşmaya, lüzum etmedikçe, şart hale gelmedikçe konuşmamaya özen göstermek yerinde olur. Yükümüzü hafifletir, başımız ağrımaz. 60 küsur yıllık ömrümde bir tecrübeyi size söyleyeyim. Yapmadığım için pişman olduğum şeyler çok. Konuştuğum için pişman olduğum şeyler de çok ama söylemediğim, veya yaptığımdan dolayı pişmanlık o kadar fazla değil. Yani insan söylemediği zaman kolay kolay pişman olmaz. Mutlaka söylenmesi gereken bir yerde hakkı söylememek ve yutkunmak hallerini söylemiyorum tabii. Yani konuştuğun için pişman olursun genellikle ama sustuğun için değil.